Welcome. Hello. 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 Welcome. Hi. Nice to meet you. Thank you. Is it here? Meher. Meher Hanım. Meher. Meher. Yeah. Meher. Hanım. Bir daha var. Meher. Maşallah. Very good woman. Thank you. Beautiful woman. Thank you very much. Maşallah. Var mı başka misafirimiz? Var. Evet. Var. Misafirimiz daha var. Nasılsın? How are you? I'm doing well. It's my first day of in Istanbul. Şeref verdin, onur verdin. You honored us. Ah, yeah, thank you very much for bringing us to your studios. Welcome. Come, buyurun. And these are the rest of my crew that are with me. Takımın diğer elemanları, Valeri Hanna Hanımlar. Arkada oturatıyor. Maşallah. Valeri ve Hanna. Size de hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. You honored us. Welcome. Valeri and Hanna. Welcome. Thank you. İsterseniz bu adamları göndereyim. I can send all these men out. Oh no, it's okay. I spent the day with them. I really enjoyed it. Günü onlarla geçirdin, çok memnun oldum. Ha, iyi mesela. Çok güzel. O hanımlar çok geride kaldılar. You're too much in the back. Utanıyorlar mı? Oh, no, we're only camera women. Biz sadece kameramanız diyorlar. Ha, yes. Evet. Erdem oradan kalk bari de ben hanımefendinin yüzünü göreyim. Sen böyle maşallah kale kapısı gibisin. Evet. Maşallah. Efendim, merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz konular varsa hemen başlayabiliriz. Anything you would like to ask, you would like to talk about? We can start. Okay, so I came here because I'm making a TV program about women in Islam. And this show is very interesting to me because I think that the women speak very truthfully about the way that women should be in Islam. So that's why I'm here. Ben buraya geldim çünkü İslam'da kadınlar hakkında bir program yapmak istiyordum. Bu program da benim için çok enteresan, ilginç. Çünkü burada bu şekilde çok rahat bir özgürlük ortamı var. Kadınlar konuşabiliyorlar, hanımlar. And your speakings on the subject of women in Islam are, I've seen multiple videos of it, and I think they're very refreshing. Ve sizin konuşmalarınız, hanımlardan bahsetmeniz, İslam'daki kadından, İslam'ın kadına verdiği önemden bahsetmeniz çok etkileyici. Yalnız tabii, yani 21. yüzyılda 2015 yılına daha hala kadın haklarından bahsedilmesi çok korkunç. Böyle bir durum zaten hiç olmaması lazım. Dünyanın süsü olan, dünyanın ihtişamı olan, dünyaya kalite getiren, anlam getiren varlıkların, bu güzel, üstün varlıkların hakkı var mı yok mu bu tartışılıyor. Bu çok ürkütücü. Bu zaten çoktan olması gerekiyordu. It is terrible to still be talking about in 2015 about the rights of the woman. This is terrible because they are the beauty of this world. They are the blessings of this world. And to talk about this still in 2015 is terrible, actually, because this should have been solved a long time ago. What's the main reason that you think it's still a problem that people are discussing? Neden düşünüyorsunuz? Yani bu sorunun temelinde ne var? Bu kadar hala konuşuluyor olmasının. Kur'an'da anlatılan bir din var. Bu din dünyayı cennet gibi yapıyor. Ama bir din daha var. Bunlar da hurafeler, uydurmalara dayalı bir din. Bu da dünyayı cehennem gibi yapıyor. Kur'an'ın dayalı dini tercih etmediler. Hurafeye dayalı dini tercih ettiler ve dünyayı cehenneme çevirdiler. Sebebi bu. There is a religion described in the Quran which makes the world paradise, but there is also another religion, false religion, which makes the world a hell. And they preferred the religion which makes the hell. That's the reason why it caused all these problems. But a lot of you guys have blonde hair. Is that like something that you just like because of fashion? Birçoğunuzun sizin sarışınsınız diyor, sarı saçınız var. Bu moda olduğu için mi böyle diyor? Sarışın, peygamberimizin en beğendiği renk odur, sarışındır. Yani insan ruhunda vardır bu. Hatta Kur'an'da da bahsedirken o Museviler söyler ya, bir Allah bir inek kesmeniz diyor. Evet. Sarışın diyor, insanların içini açan diyor bak. Sarışın, insanların içini açan diyor bir buzağdan bahsediyor. Evet. Değil mi? Bak, sarışın, orada direkt sarışın ne geçiyor? Evet.
sarı insanların içini açan diyor ama bak. Yani mesela diğer renkler için bunu söylemiyor. Değil mi? Ona da diyebilir. Ama sadece onun için diyor. Bak insanların içini açan diyor. Sarı diyor. Ayet, Kur'an ayeti yani. Allah'ın hükmü yani inşallah. Blonde hair was what our prophet liked most. Also in Quran, if you remember, Allah tells Israelites to slaughter a cow which is blonde, which is yellow, which gives pleasure, which makes people light-hearted. So Allah emphasizes that this yellow blonde cow makes people light-hearted, feel light-hearted. Oh, okay. So like seeing a lot of blonde women makes people feel happy and relaxed. Yani çok fazla sarışın hanım görmek insanları mutlu edip onları rahatlatıyor mu o zaman? Evet. Yes. Seni de sarışın görelim bir dahaki sefer. Next time we'll see you as a blonde. If I had time before, maybe I would have dyed my hair as well. Aslında önceden vaktim olsaydı belki saçımı da boyardım. Hatların çok güzel senin. Bayağı güzel kızsın. Yani ağzın, burnun, gözlerin, yüzün çok çok güzel senin. Sarışın sana çok yakışır. Your facial features are very beautiful. Your you know everything on your face, your nose, eyes are very beautiful. Thank so you. I think blonde will look very beautiful on you. Okay, maybe I'll give it a try once I come back to United States. Tamam, o zaman belki Amerika'ya dönünce bir denerim diyor. Çok yakışır. Yeah, I'll send photos. O zaman resim göndereyim size. Evet, çok hoşuma gider. Kişiliğin çok güzel, senin şahsiyetin çok güzel. Your personality, your character is very good. Ah, thank you very much. Thank evet, you. Evet, böyle mazlum, mütevazi, güzel huylusun. You're humble and down to earth and very good personality. I'll just stay here and he can keep telling me things like this. Böyle şeyler söyledikse ben burada kalabilirim diyor. Maşallah. Onur duyarız ders. We will be honored, of course. Ah, thank you very much. Thank you. That I wanted to say. Okay. So I wanted to thank him for bringing me on the program. I really appreciate it, and I've had such a good time talking to all of you. Ben de çok teşekkür ederim beni programınıza davet ettiğiniz için, imkan verdiğiniz için. Çok iyi vakit geçirdim. Bu benim için çok önemliydi. Hepinizle de konuşmaktan zevk aldım. Biz de size tanışmaktan çok zevk aldık, mutlu olduk, onur duyduk, şeref duyduk. Sık sık görüşmeyi çok isteriz. Diğer arkadaşlarınızla tanışmayı çok isteriz. And he says that pleasure is ours for meeting you and having you here. We are honored to have you all here, and we would like to meet your other friends too, and we would like to welcome you here again. Thank you very much. And your other friends too. Okay. Thank you very much. Programın konusu açısından da ilk şehit bir kadın olması, ilk iman edenin bir kadın olması, ilk peygamberimizin imamlık yaptığı kişinin kadın olması, ilk vahyi kabul edenin kadın olması, peygamberliğinin ilk tasdik edenin kadın olması, kadının üstünlüğünü göstermek açısından yeterli değildir. And in terms of the issue of our program today, you know, women in Islam, I have to say that it is a very significant evidence that the first person to be a martyr was a woman. The first person our prophet communicated religion to was a woman. The first person who authorized the prophecy of our prophet was a woman. So these all define a very significant thing in Islam to show us the importance of women in Islam. Yeah. Mm-hmm. Accepted the prophecy. Yeah. Yeah. Peki programımız bu kadar olsun şimdilik. Bu bölümü bu şekilde bitirelim. Biraz sonra yine sağlı sözlü muhabbetimize devam edelim. Let this our program be for now and close this part and okay. Later we will continue. Okay, so should I go? Şimdi gideyim o zaman. Hep beraber gideceğiz. We will go all together. Okay. Okay. Evet, programımız kısa videolarla devam edecek. Misafirimiz Meher Ahmet'e teşekkür ediyoruz.